Sevgili arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Şu anda Paris'teyim. Paris'in biraz dışında Lidl Grand Studio adında bir mekan var. Burayı Fransız teknoloji şirketleri ürünlerini lanse etmek ve burada bilgiler paylaşmak üzere kullanıyorlar. Daha önce buraya Mega'nın yeni versiyonunu, elektrikli versiyonunu E-Tech'i görmek için gelmiştim. Yine böyle statik bir lansmandı. Bir süre sonra tekrar buradayım. Bu defa arkamda yine Renault'un 2022 yılında uluslararası pazarlara sunacağı Austral modeli var. Güney yarımkürenin güneşinden biraz Avustralya'ya atıfta bulundukları böyle yüksek enerjili bir anlamı var. Aslına bakılacak olursa isim değişikliğine gittiler. Onu da bir hatırlatmak istiyorum. Daha önce Kadyar adında bir model vardı. Ben onu hatta kullanmıştım. Benim YouTube kanalımda onu izleyebilirsiniz. Bütünüyle yeni bir pozisyonlanma yaptılar ve aracın adını değiştirdiler. Artık Kadyar adı kullanılmayacak. Austral adı kullanılacak. Ama segment olarak araç aynı kategoride, yani C sınıfında. C sınıfı dediğimiz kategori ülkemizde ve bütün Avrupa'da özellikle büyümekte olan bir pazar. Ve çok hakim olan bir pazar. Bununla beraber SUV segmenti bütün küresel pazarlarda ve Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiği için bu aracı oraya konumlandırdılar. Yani bu C sınıfında SUV segmentinde kategorisinde bir araç. Genel olarak bakıldığı zaman Renault'un bütün güncel modelleriyle böyle entegre olmuş bir tasarım özelliğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bakın, LED farlar var. 20 inç jantlara sahip. Otomobilin şöyle çevresinde bir tur atmak istiyorum. Bu araçta 4 kontrol özelliği var. 4 kontrol özelliği nedir? Otomobilin belli hızlara kadar lastiklerinin 5 derece artı 5 derece eksi 5 derece dönmesi suretiyle özellikle dar alanlardaki manevra imkanını arttıran bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani neredeyse bu büyük bir otomobil olmasına karşın bir Clio kadar, B sınıfındaki küçük segmentteki bir otomobil kadar pratik bir şekilde dönebiliyor, manevra yapabiliyor. Bizim ülkemize, Türkiye'ye 2022 yılının son çeyreğinde gelmesi planlanıyor. Tabii tedarikle ilgili üretici firmanın hangi pazarlara ne zaman otomobili göndereceğiyle de ilgili olarak değişiklik olabilir. Sanıyorum 2022 sonunda satışa sunulacak ama eğer bir gecikme olursa bir miktar, birkaç aylık bir gecikmeyle 2023'e doğru sarkabilir diye düşünüyorum. Motorları göstermek istiyorum size. Bakın şurada motorlar var. Bizim ülkemiz bakımından önemli olan motor 1.2 litre benzinli. Fakat hibrit seçeneklerinin de olduğunu hatırlatalım. 2 litrelik bir model de var ama onu Türkiye'ye getirmeyecekler. 1.2 litrelik motorda mild hybrid, mild hybrid gelişmiş versiyonu ve E-Tech full hybrid paketlerinin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tasarım özelliğine tekrar baktığımızda yeni modelde Renault logosunun da kısa bir süre önce yenilenmişti, hatırlayacaksınız. Otomobilin önüne entegre edildiğini görüyoruz. Şu ön panelde kullanılan tasarım özellikleri, kullanılan malzemenin niteliği aracın bulunduğu segmentin daha üzerinde bir kalite algısına sahip olmasını sağlıyor. Arka tarafa doğru şöyle bir gelelim. Ölçüleri itibariyle C sınıfında olduğunu, kompakt sınıfta olduğunu söylemiştim. Ülkemize yeni ithal edilecek olan Megane E-Tech'li aynı platformu kullanıyor. Modern bir platform, yeni bir platform bu. Tasarım özelliklerine şuradan itibaren baktığımızda yeni markanın LED farlarla birlikte gelişen ışık imzası, sonra şu çizgiyle birlikte otomobilin ön kapısının ortalarına doğru devam eden böyle bir kaslı bir yapı, yine bu şekilde hem aerodinamik olarak hem de otomobilin görünümüne katkı veren dalgalı parçaları görüyoruz. Bir çift renk özelliği var. Bu yeni bir gri otomobilde kullanılan, bu araçla birlikte başladı. Aynalarda ve tavanda farklı renk seçeneklerini alabilmek mümkün oluyor. Şöyle arkaya doğru gidelim. Arka kapının ortasından itibaren gelen şu çizgi C sütunuyla birlikte birleşiyor.
ve güçlü ve kaslı bir omuz çizgisi sağlıyor. Onu hemen göstereyim. Evet, otomobilin hangi motor seçeneğine sahip olduğunu burada görüyoruz. Tamponda da iki farklı renk demiştim. O farklı rengin tamponda da burada kullanıldığını göstereyim. Şu tasarımı ben çok beğendim. Yani otomobillerde hem ön tasarımın hem arka tasarımın güzel olması ve bütünlüklü olması çok kolay bir şey değildir. Bazı otomobiller arkadan çok güzeldir, bazıları önden çok güzeldir. Ben Austral'i hem ön tasarımıyla hem arka tasarımıyla çok beğendim. Çok modern, gerek ışık imzası, gerek otomobilin ölçüleri, gerekse şuradaki yüksekliği son derece optimum ölçülerde. Böyle bir şık bir spoiler var üst tarafta. Şununla birleşiyor. Hem aerodinamik olarak hem de fonksiyon olarak çok şık. Arka kapıdan itibaren aracın içini göstermek istiyorum. Bu koltuklar ileri geri bir şekilde hareket ettirilebiliyor. 500 litrelik bir bagajı var. Fakat koltukları öne çekmek suretiyle bu bagaj hacmini arttırmak mümkün. Otomobilin içine baktığımda kapı içlerinden itibaren deri, kadife ve diğer malzemelerin, plastik malzemelerin uyumlu bir şekilde kullanıldığını görüyorum. Harman Kardon ses sistemi otomobilin paketine göre opsiyon olarak sunulan fonksiyonlardan bir tanesi. Aracın içinde 32 adet farklı yeni teknoloji kullanılıyor. Bunlar elektronik destek sistemleri ve sürüş destek sistemleri. Otomobilin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için şu önde görmüş olduğunuz sensörler ve radar yardımıyla şöyle göstereyim size. Bakın şurada. Şuradan gelen bilgileri otomobil sensörler ve radarlar vasıtasıyla ön panelde gerek sürücünün ortadaki gösterge paneline gerekse head-up display'e başüstü paneline aktarıyor ve güvenli bir sürüş imkanı sağlanıyor. İçine baktığımızda otomobilin yeni bir direksiyon tasarımı. Biz Megane E-Tech'te de buna çok benzer bir direksiyon görmüştük. Yine burada logo oturtulmuş. Benim beğendiğim özelliklerden bir tanesi sadece elektronik böyle dokunmatik şeyler değil de kumanda özellikleri değil de fiziksel butonları da hissedebildiğimiz yani düğmeleri hissedebildiğimiz tasarımlar. Bakın burada göstermek istiyorum şu şekilde. Elektronik kumandalar fiziksel dokunma hissiyle kontrol edilebilir. Ben bunun hem kullanışlılık açısından hem de güvenlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen her şeyi ekrandan, monitörden yapmaya çalıştığımızda yeterince anlayamıyoruz. Yani o fonksiyon devreye girdi mi, girmedi mi diye. Şanzıman direksiyonun üzerinde burası boşaltılmış. Otomatik vitesten söz ediyorum. Otomatik vitesli versiyonda. Bu kol İleri geri hareket edebiliyor. Yani buraya telefonunuzu, bardaklarınızı koyabiliyorsunuz. Geniş bir depolama alanı var. Aynı şekilde kol değmanın içinde. Fransız otomobil üreticileri, özellikle Renault, iç mekanda geniş kullanım alanları sunan ve buna dikkat eden, özen gösteren markalardan bir tanesi. Telefonu elektrikli bir şekilde aynı zamanda iki tane USB kablosu var, USB girişi var ama aynı şekilde bunun dışında telefonu kablosuz olarak da şarj etmek mümkün. Kaputu açmak istiyorum. Motor kaputunu açmak istiyorum. Çok hafif bir şekilde, kolay bir şekilde açılabiliyor. Bakın şurada iki tane amortisörlü kol var. Hibrit modelin motor yerleşimi son derece yeni, pırıl pırıl, tertemiz bir görüntü ve kolay bir şekilde de kapandığını ifade edeyim. Tekrar özet yapıyorum.
2022 yılında küresel pazarlarda satışa sunulacak. 2022 yılının sonunda Türkiye pazarında olması hedefleniyor. Kompakt SUV segmentinde Türkiye'de hızlı büyüyen bir pazar ve ilgi gören bir pazar. Renault, diğer Fransız ve Alman rakiplerle burada rekabete girecek. Daha önce Kadjar adını taşıyordu, yenilendi, Austral adını aldı. Ülkemizde 1.2 litrelik benzinli motoru olacak. Hibrit versiyonları, elektrik takviyeli motorları var. Genel olarak bakıldığı zaman sürüş destek sistemleri, tasarım özellikleri ve yeniden konumlanan marka kimliğiyle oldukça iddialı olacak ürünlerden biri gibi görünüyor. Evet, daha açık renkli bir gri otomobile geldim. O bagajı tekrar size göstermek istiyorum. Koltuğu bir miktar ileri ittiğimizde 575 litrelik bir bagaj hacmine sahip oluyor. İçini de göstermek istiyorum size. Burada da ayrıca eşyaların konabildiği bir göz var. Bunu kapatayım. Ayrıca tabii ki bu nihayetinde kompakt C segmentinde bir araç olduğu için o koltukları tamamen yatırarak daha geniş bir bagaj hacmi elde etmek mümkün. Burası elektronik olarak bir düğme vasıtasıyla kapatılabilen bir bagaja sahip. Geri görüş kamerası buraya yerleştirilmiş vaziyette. Otomobilin içine oturacağım. İçini göstereceğim size. Evet. Şimdi telefonumuzu buraya koyarak şarj edebildiğimizi söylemiştim. Şu şekilde. Kablosuz olarak telefonu yerleştirip herhangi bir büyüklükteki telefonu burada şarj etmek mümkün. Bu kol hareket edebiliyor. Telefonum koyduğum anda açıldı zaten. Geniş sayılabilecek bir eşya gözü var. Bu ilk bakışta vites kolu gibi görünebilir ama değil. Vites burada. İki tane içecek koyma gözü. Ayrıca anahtar ve diğer şeyleri koyabileceğiniz bir başka alan daha var. İki tane USB girişinin burada olduğunu bir kere daha göstereyim. Bir çakmak girişi var burada. 12 volt ve ayrıca burada kol dayamanın altında geniş sayılabilecek bir alan var. Torpido burada. Yeterli büyüklükte bir torpidosu var. Ben şu malzemeyi, kadifeyi, burada kullanılan malzemeyi ve buradaki ambiyans aydınlatmasını çok beğendim. Ve bu havalandırma kanalının tasarımı da bana çok şık geldi. Bunun entegrasyonu ve buradaki işçilik kalitesini çok başarılı buldum. Otomobilde en beğendiğim özelliklerden biri oturma pozisyonu. Ne çok yüksek ne çok alçak. Bir SUV araçta oturduğunuz hissini veriyor. Ve bu ekranların entegrasyonu çok başarılı. Bazı Alman modellerindeki kadar devasa, abartılı büyüklükte değil ama yeteri kadar büyük. Ve şu entegrasyon, bakın ortasına da bir tane havalandırma kanalı konmuş buraya. Google ile işbirliği yapıyor Renault ve Google'ın sürüş destek teknolojilerini, bağlanabilirlik teknolojilerini burada veriyor cep telefonunuzla. Tabii Apple CarPlay'i de elbette çalıştırmak mümkün ama diğer Google asistan hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Haberler, haritalar ve diğer şeyler, fonksiyonlar. Tabii ki YouTube aynı şekilde ulaşmak, ajandaya ulaşmak mümkün. Klimanın konumlandığı noktayı da ben çok iyi buldum. Dediğim gibi fiziksel tuşlara ve düğmelere sahip olması sebebiyle son derece kullanımı kolay. Kapı açma kapama düğmesi burada. Flaşörler burada. Direksiyonun üzerinde de şurada multisense seçeneği var. Renault'un kullandığı bir teknoloji. Bu multisense de aracın kullanım tipini, biçimini değiştirmek mümkün. Benim içine bindiğim araçta elektrikli koltuk seçeneği var. Yükseklik ve mesafe ayarını elektrikli olarak yapmak mümkün. Baş mesafesi oldukça iyi.
Yani şu anda ben normal bir oturma pozisyonunda oturduğumda aracın cam tavanlı, panoramik cam tavana sahip olmasına rağmen oldukça yüksek bir oturma pozisyonuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Head-up display var önümde. Burada yol ve harita bilgilerini çok geniş bir ekranda görebiliyorum. Son derece başarılı. Yani otomobilin içi kadar, dışı kadar içini de ben çok beğendim. Özellikle şu SUV kimliğine de atıfta bulunan dinamik bir tasarım özelliği. Ayrıca bu bölüm çok kullanışlı. Yani herhangi bir şekilde fonksiyon olarak üçe bölünmüş olması, 1, 2 ve 3 parçalı bir kullanım alanı olmasını çok başarılı buldum. Burada da bir gözlük koyma yeri var. Onu da hemen buradan size göstereyim. Arka koltuk şöyle bir oturduğumda diz mesafesini görmeniz açısından ön koltuk biraz arkaya yakın olmasına rağmen gayet konforlu bir oturma alanı var. Baş yüksekliği yeterli. İki tane USB girişi olduğunu da burada arka koltukta gösterebilirim. Şurada dikkat çekici bir özellik de orta koltukta oturan birisi açısından buradaki şaft tüneli çok yüksek olmadığı için buradaki kullanım alanının da geniş olduğunu ifade edebilirim. Yani burada bazen çok yüksek şaft tünelleri oluyor ve burayı kullanışsız hale getiriyor. Bu yeni Astral'de bu alan oldukça başarılı. Renault Austral ile ilgili bir özet bilgi aktardım. Statik lansman Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında Lidl Grand Studio'dan 2022 sonunda ülkemizde olması bekleniyor. Hibrit, benzinli motorlarla gelecek modern, çağdaş bir otomobil. Rekabete ben önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım ulaşılabilir bir rakamla ülkemize satışa sunulur. Tabii enflasyon oranları, döviz kurlarındaki gidişat ve vergi düzenlemesi fiyatları doğrudan etkiliyor. Ama rekabete ben çok ciddi bir enerji katacağını düşünüyorum. Ben Hakan Çelik, bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Paris'ten selamlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.